Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 10 numara 5 yıldız İzmir köftesi tarifi vereceğim. Enfes bir tarif oluyor arkadaşlar. Sofralarınızın yıldızı olacağı bir tarif oluyor. Hemen bunun için malzemelerini de söyleyeyim. Bir borcamın içerisine 700 gram kıymayı ilave ettim. Hemen onun arkasına bir tane büyük boy rendelenmiş soğanı da ilave ettim. Bir diş rendelenmiş yine sarımsağı hemen onun da arkasına koyuyorum. Ve daha sonra arkasına bir tane yumurtayı kırıyorum. Ve yumurtadan sonra arkasına hemen salçayı da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar salça ilave ettim. Ve hemen onun da arkasına pul biber, karabiber, tuz ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri koyduktan sonra hemen onun da arkasına az bir şey kuyruk yağı ilave ediyorum. Evinizde varsa mutlaka ve seviyorsanız kuyruk yağını koymanızı tavsiye ediyorum. Ve hemen onun da arkasına galeta ununu ilave ettim. Ve bunları şöyle koyduktan sonra güzelce köftelerimi yoğurmaya başladım. Arkadaşlar malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Lütfen yapmadan önce benim söylediklerimle kalmayın. Açıklamalar kısmını şöyle bir okuyup bakın ne yazmışım diye. Çünkü sürekli sorular geliyor. Oraya listeyi yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Köfteleri yaparken elimi suya batırdıktan sonra şöyle avucumun içerisine ceviz kadar büyüklükte parçalar aldıktan sonra şöyle avucumun içerisinde uzunlamasına şekiller verdim. Ve bütün köfteleri bitene kadar aynı şekilde devam ettirdim. Ve lütfen burada arada bir elimizi suya batırmayı unutmayalım. Püf noktalarıyla sonuna kadar videomu mutlaka dinleyin. Çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Köftelerim bittikten sonra hemen buzdolabına gönderdim dinlendirmeye. Ve hemen 5-6 tane elimde patates vardı. Patateslerin güzelce kabuklarını soyuyorum. Evet, bütün patatesleri de aynı bu şekilde doğradım ve hemen arkasına biberleri de doğramaya geçiyorum. Elimde 2 tane kırmızı kapya biber, 2 tane yeşil biber vardı. Bunları güzelce çekirdeklerinden ayırdım ve ince uzun şekiller halinde doğradım. Hemen patateslerimi güzelce ortadan ikiye böldükten sonra tekrar bunları uzunlamasına doğru kesiyorum. Kalın kalın olması gerekiyor arkadaşlar. Burada ince kesmeyelim. Bakın görüyorsunuz bu şekilde kalın olması gerekiyor. Hemen bunları bir tabağa alıyorum. Ve şimdi kızartma işlemine geçiyorum. Tavamın içerisine biraz yağ koyduktan sonra yağ kızmasını bekliyorum. Yağ kızdıktan sonra güzelce patatesleri içerisine atıyorum. Patatesleri burada çok kızartmıyoruz arkadaşlar. Hafiften renkleri değiştikten sonra patatesleri çıkartalım. Buradaki amaç arkadaşlar patateslerin ön işlemden geçmesi, hafiften yağın güzel bir lezzet vermesi. Bakın görüyorsunuz hafiften rengi çıktıktan sonra patatesleri geçtikten sonra hemen aldım. Şöyle bir 3-4 dakika kadar çevirmeniz yeterli olacaktır. Evet, güzelce patatesleri ilk parti bittikten sonra hemen ikinci partiye geçtim. Onları da güzelce yine yağda çeviriyorum. Bütün işlemleri dediğim gibi aynı şekilde yapıyoruz, tekrar ediyoruz. Elimde benim şöyle birkaç tane arpacık soğan vardı. Bunları da şöyle güzelce bir yağda hafiften soteledim, şöyle bir geçirdim yağdan. Ve bunları da aldım güzelce bir kenara. Arpacık soğan elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Ve onun da arkasına hemen güzelce yine köftelerimi alıyorum ve koyuyorum tavanın içerisine. Yine dediğim gibi bakın görüyorsunuz hafiften köfteler arkadaşlar çok kızarmayacak. Kırmızı kırmızı duruyor zaten. Hafiften renkleri dönünceye kadar yağda şöyle bir çeviriyoruz arkadaşlar. Ve hemen bunu güzelce görmüş olduğunuz gibi tabağıma da alıyorum. Evet, bütün köfteler de bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi bittikten sonra şöyle tepsimin içerisine döşemeye geçiyorum. 2 tane patates, 1 tane köfte olabilecek şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bunu siz arzunuza göre tepsinize dizebilirsiniz. Köfteyi fazla veya patatesi fazla hangisini seviyorsanız o şekilde de yerleştirebilirsiniz. Fakat bence bu şekilde daha bir orantılı oluyor.
Zaten birazdan da göreceksiniz, bittiği zaman gerçekten enfes bir görüntü ortaya çıkıyor. Kanalımda birçok tarifler var. Yemek tarifleri, tatlı tarifleri, kurabiye, aklınıza gelebilecek arkadaşlar börek, poğaça, her şey var. Dilerseniz kanalımı, diğer tarifleri ziyaret edip onlara da bir göz atıp bakabilirsiniz. Yorumlar kısmına da yine hangi şehirlerden takip ediyorsanız veya hangi ülkelerden yazarsanız inanın merak ediyorum. Oradan da haberdar olmuş olurum. Evet, bütün bu şekilde köfte ve patatesleri dizdikten sonra bir tane dilimlenmiş domatesi kenar kısımlarına yine yerleştiriyorum. Bu üzerine döşemizi tamamen hayal işleminize kalmış arkadaşlar. Hayal gücünüze kalmış bir şey. Malzemeleri burada isterseniz azaltıp veya çoğaltabilirsiniz de. Ve kenar kısımlarında şöyle biberleri yerleştiriyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel olmaya başladı. Evet, biberleri de bu şekilde yerleştirdim. Ve hemen arpacık soğanlarını şöyle üzerine yerleştirdim. Soğanını bulursanız arkadaşlar mutlaka ilave edin. Gerçekten ben yemeklerde çok seviyorum, çok beğeniyorum ve çok yakışıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi şekillendirme işlemimiz de bitti. Hemen sosunu yapmaya geçiyorum. Bunun için öncelikle bir tatlı kaşığı biber salçasını ilave ettim. Hemen arkasına da şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da suyu ilave ediyorum üzerine arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzelce bir bunları karıştırıyorum. Bu sosu dilerseniz ocakta pişirerek de yapabilirsiniz. Fakat bence bu şekilde daha pratik oluyor. Ve üzerine de bir tatlı kaşığı tuzunu da ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Ve sosu tepsimin üzerine veriyorum arkadaşlar. Ve bunu 180 derecede alt üst ayar fırında güzelce pişirdim. İçeriği enfes kokular sarıyor. Çok güzel, lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi iftar sofralarına yapabileceğiniz, normal günlerde yapabileceğiniz tam bir misafir yemeği oluyor. Enfes bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle yapıp deneyin ve bana da yaptığınız zaman yorumlarınızı atın. Bir dahaki güzel tariflerde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni gelecek tariflerden de haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.